Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyidir. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok sağ olun. Yeni çağın... Olmadı mı artık böyle hani aynı dört duvar falan? Nasıl dün durumlar? Dün akşam bir dışarı çıkalım dedik. Vallahi bir keyiflendik ya. Ama dışarısı çok yabancı geldi. Uzun süredir biz de evdeyiz. Yani dışarısı çok farklıymış. İş yoluna geçtim böyle. Gidiyorum yolda. Dedim bu yolları ben kaç kere geçtim ya. Zor yani gerçekten o yollara bir daha dönüş kısmını, dönüş psikolojisini de bir ara sizle belki bir konuşuruz. Onu da merak ediyordur insanlar neler yapılması lazım falan diye ama Ben de buyurun. araba kullanırken böyle yollar daralmış gibi geldi falan. Hani böyle haftada bir falan çıktığında bu yollar daralmış mı? Buradan biz nasıl geçiyorduk böyle dar yerler falan biraz O farklı yetkinliğimizi de oldu. kaybediyoruz. Şimdi yetkinliğe bağlayalım buradan. Araba kullanmak da işte bazı kaslarımızı kullanmadıkça o yüzden dikkat etsin bizi izleyenler de araba kullananlar da ilk en büyük kazayı şeyde yapıyorlar. Yurt dışından dönüp havalimanında arabayı aldıkları zaman ilk o sırada otoparka sürtmeler falan oranı çok yüksekmiş. Bu yeni çağında, yeni çağda girdik artık diyelim. Bu çağda da yeni yetkinlikleri geliştirmeyince de çok bir yere sürtmek, ya aynayı çarptık nasıl oldu, ya arabayla nasıl çarpıştık anlamadım diye yeni çarpışmalar da bizi bekliyor gibi diye bağlayayım isterseniz. Yeni yetkinlikler gerekli olacak gibi gözüküyor. Belki bu yetkinliklerin bazıları da çok eski yetkinlikler olacak sanki. Ama hani korona öncesinin hani klasik yakın dönemde üzerinde durduğumuz, önem verdiğimiz yetkinlikler acaba onlar geçerli mi olacak yoksa başka şeyler mi olacak? Geleceği tahmin edebilir miyiz? Nasıl bakarız? Böyle Öyle. şeyler, İK'lar bu konuyla ilgili sizce çaba sarf ediyor mu şu anda hocam? Ne dersiniz? Yeni Ya yetkinlikler neler ihtiyaç var diye. tabii bununla ilgili çok bir kere bir popüler bir trend var insan kaynaklarında. Örneğin mindfulness konusu aslında 1960'lardan beri olan bir konu diyelim hani kökenleri açısından. Ama İK'ya gelmesi, tüm yöneticilere yaygınlaştırılması işte Harvard'lı yazarlarla falan oluyor. Biraz İK böyle bir popüler şeyleri takip etme rolü var. Bu oluyor tabii ki. Yani dünyada bütün popüler konular her eve girebiliyor. Her İK'ya da etkisini sirayet edebiliyor. Bir de aslında eskiden çok da önemli olduğunu düşünmediğimiz yetkinlikler var ki biraz önce siz ona birazcık böyle ket vurdunuz gibi gözüküyor. Yani mesela iletişim yetkinliği bence hani yapay zeka ile çalışma yetkinliğinden, yeteneğinden diyelim çok daha ön plana çıkıyor gibi. Yani bir çalışmayla bazen tabii çalışmaları da konuşmalarımızda hep ben bir makalelere bakıyorum, piyasaya bakıyorum. Biraz önce de McKinsey'nin, BCG'nin bir raporuna bakıyordum. Yani buraya baktığımız zaman piyasada da bu konuda çok büyük bir şey var. Yani ne var? Mesela Harvard'da yapılan bir çalışmaya göre bilgisayar mühendislerinin kod kaliteleri, performans kalitelerini ölçüyorlar. Ve iyi bir okuldan mezun olmak halbuki bilgisayar mühendisliğinde iyi kod yazmayı gerektirir gibi gözüküyor. Ama bakıyorsunuz iyi iletişimi olan ve problem çözme yeteneği iyi olan insanlar iyi kod yazabiliyor. Çok basit aslında. Yani biz birazcık işe alımdaki yetkinlik setleri de var. Hepsini peyderpey konuşuruz ama yine bir makalede görmüştüm. Bir işe alım firması şunu yapıyor. Yani ben işe alıma bir İK'cı olarak maalesef inanmayanlardan biriyim. Çünkü iki insan da o mülakata giriyor ve hem işe alımcı hem de karşı taraf ikisi de bir profil çiziyor. İyi bir tiyatro oyunu diyorum. Yani herkes olduğundan farklı gözükmek istiyor bu arada. Benim bir arkadaşım var. Küçük bir anekdot söyleyeyim. Pilot olmak istiyor. Pilot olmak istiyor ama çocuk çok dürüst bir çocuk. Ama bu dünyaya da çok dürüstlük belki fazla iyi gelmiyor. Alman bir psikologla en son konuşuyorlar. Nasıl düşünüyorsun diyor yani. Nasıl genelde düşünürsün diyor ki genelde olumsuz düşünürüm diyor. Şimdi bir psikoloğa bunu söylediğiniz zaman tabii ki pilot yani en yüksek puanı bile alsa arkadaşınız pilot olamadı. Ama şimdi baktığınız zaman yeni çağ, yeni dönem arkadaşlar. Yeni dönemde gerçekten buna doğru gidiyor. Hepimiz aslında birbirimizi böyle kandırmaktan biraz vazgeçeceğiz. Ve bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Mesela bazı şirketler şöyle case'ler yaratıyor. Kapıda cüzdanı düşürmüş birine acaba yardım ediyor mu? Poşetleri taşıyor mu? Bununla işe alım yapan şirketlere doğru gidiyoruz. Bunları gördükçe de bizim o hani böyle havalı mülakatlarımızda insanlara sorduğumuz sorulardan ziyade gerçekten ya sen nasıl birisin? İyi bir adam mısın sen? İyi bir kadın mısın? Sen nasıl bir insansın diye insanın gözüne bakarak belki de işe alımda sorularımızı da değiştirmemiz gerekiyor gibi gözüküyor hocam. Evet, özellikle hani her şeyin çok hızlı dönüştüğü bir dönemdeyiz. Böyle bir dönüşüm döneminde de
sabit bir zeminde değiliz aslında. Yani şu anki geçerli olan yetkinlikler nedir diye ölçüp ona göre kararlar almak, ona göre işte İK'ların insanları alması ya da insanların gelecekte bana şu yetkinlikler gerekli olur diye onlara yönelmesi çok kolay bir şey değil. Mesela şeyi düşünelim, işte teknik konulardaki yetkinlikler, işte Python dilini bilmek, R dilini bilmek falan. Bakıyorum bunlar insanlar çok yöneliyorlar vesaire ama 3 sene sonra geçerli olup olmayacağı meçhul. Mesela Google Go diye bir dil geliştirmeye başladı. Belki ona yönelmiş olacak insanlar vesaire. Hani böyle teknik konulardan çok, böyle yüzeydeki konulardan çok derin insanın temel özellikleriyle ilgili konular öne çıkacak gibi geliyor bana. Mesela belirli bir teknik konudaki bilgi seviyemizden çok yeni bir konu çıktığında ona ne kadar hızlı adapte olabiliyoruz, ne kadar hızlı öğrenebiliyoruz. Öğrendiklerimizi hani eskiden dört başı mamur öğrenmek denirdi ama artık böyle hiç bir şeyi dört dörtlük öğrenebilmek pek olası değil. Az bir bilgiyle öğrenmiş olduğumuz kadarıyla uygulamaya geçirip ondan sonuçlar çıkarıp bir yandan öğrenip bir yandan uygulama geliştirmeye devam edebiliyor muyuz gibi, böyle sanki daha farklı bir yetkinlik seti öne çıkacakmış gibi duruyor. Şöyle hocam, bugün yayınlanan bir makaleye baktım. 21 Mayıs değil mi bugün? Evet, 21 Mayıs'ta yayınlanan bir makale Cramson tarafından. Mental esnekliğin diyor 2030'da en fazla revaçtan, en revaçta ve en iyi yetkinlik olacağı düşünülüyor. Mental esnekliğiniz olduğunuzu bir düşünsenize. Hani ilk başta önemsiz bir şey gibi. Mental olarak esnek olmam demek benim. Mesela siz dediniz ki ya bu yayın çok kötü, bir şey oldu falan filan, bu yayını kapattık. Mesela burada hemen darbe mi yiyeceğim? Yoksa bunu mental esneklikle başka bir şekilde bir geri bildirim olarak mı alacağım ve yoluma devam mı edeceğim? Sizin hayatınızda mesela mental esneklik ve mental bir esnekliğiniz olsa gerçekten de hayatınız o kadar kolay olur ki. Size kötü bir şey mi söyledi biri? Mental esneklikle çözebilirsiniz. Yeni bir şey mi öğrenmeniz lazım? Mental esneklikle ona adapte olabilirsiniz. Ama dediğiniz biraz önceki konu çok önemli. Diyelim ki ben mesela ara kafayı taktım. Bir ara takmıştım gerçekten. Ara öğreneceğim, ara öğreneceğim, arada şunu yazacağım falan filan. Bir ara dedim ki ya Emre, senin tamamen ara mı odaklanman lazım yoksa R'la yapılabilecek yeni düşüncelere mi odaklanman lazım? Yeni fikirlere mi? R'la yapılır ya da başka bir şeyle. Dedim ki ya sen birazcık yeni fikirlere doğru yelken aç. O yüzden izleyenlerde böyle, özellikle genç arkadaşlarımızda da oluyor. Ben de onlardan biriyim. Öyle bir yöne bir bakıyorum, kendimi böyle bir yöne doğru kaptırmışım. Halbuki yönden ziyade sizin onu karşılama. Yani topu mesela göğsüne almak diye bir şey vardır. Çok iyi mesela topu göğsünüze aldığınız zaman, futbol oynayanlar bilir, çok güzel vurma açısını hemen alırsınız. Çünkü topu yumuşatan bir şeydir. Yani size böyle çok sert gelen yetkinlikleri ara öğren. Mesela atıyorum bir tane yetkinlik. İşte dijital yeni bir yetkinlik öğren. Önce bir göğsünüze alın. Onun ne işe yaradığını, fonksiyonelitesine bakıp o yöne gitmek lazım. Ama mental esnekliği söyleyebiliriz. İkinci sırada yapılan çalışmada. Teknikle ilgili hocam araya bir gireyim. Tabii. Tespitim var. Hani dedim ya böyle acaba çok eski değerlere doğru mu gideceğiz? Aslında mental esneklik dediğimiz şey temelde bu da geçer yahu diyebilme yeteneği. Yani hani şey, öz değerlere baktığımız zaman hani olan şeylerden aşırı etkilenmemek, hani çok olumlu da olsa ondan çok etkilenmemek, çok olumsuz da olsa ondan çok etkilenmemek, olan da hayır vardır demek, bu da geçer yahu demek. Biraz böyle hani şey, bilgelik, kadim bilgelik diye söylediğimiz şeyler var ya, böyle insanlık tarihi boyunca süzülüp gelmiş olan, çeşitli kültürlerde farklı farklı şekillerde ortaya çıkan şeyler. Mental esneklik dönüp dolaşıp ona geliyor aslında. Yani hayatın beklenmedik şeyleri her zaman getirebileceği, dolayısıyla olana razı olup onunla ne yapabileceğine bakabilmek kavramı. Mental esneklik bu aslında. Çok doğru söylüyorsunuz ama şimdi ben eleştirel de bakıyorum bizim bu şeylere. Hani şimdi ben izleyenlerden biri olsam, kader inancım olmasa, olsa da fark etmez. Ya arkadaş, ben de her şeyi kabul mü edeceğim? Bu dünyanın derdini çekmeye ben mi geldim? Niye herkes bana bunu yapıyor diye düşünebilirsiniz. Ama bunu şöyle, ben mesela biraz önce bir veri analitiği eğitiminden çıktık Sabancı Üniversitesi'nde. Orada da herkes mesela veri analitiği yapıyoruz bir şeyler. Hep başarılı model arıyoruz. Ben de eğitime gittim, başarısız bir model koydum bilerek. Ya diyor ki bu doğru bir model değil. Dedim ki zaten o yüzden koydum. Başarısızlık aslında dedim sizi başarıya götüren bir model. Yani modeliniz ne kadar başarısız olursa o kadar deneyim ediniyorsunuz. Veri modelinde hani
Sonrakinde deniyorsunuz, daha doğrusunu buluyorsunuz, yine deniyorsunuz, true pozitife bakıyorsunuz ve benzeri. Teknik bir şey değil. Yani daha doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz yanlışlarla. Aslında başımıza bir şey geldiği zaman da bunu, yani ben bunu söylüyorum, siz de söylüyorsunuz ama ya şimdi arkadaki kitaplık devrildi Allah korusun ya da ben buradan düştüm falan dediğimiz zaman yandım Allah yine deriz. Ama insanın doğasında tabii ki bu var. Ama bunu farklı bakış açıları, yani şu Epictetus'un sözü insanları olaylar değil, olaylara bakış açıları etkiler sözü de çok önemli. O yüzden farklı bakış açısı, mesela ben baktım bugün aramalarımda şunu aradım. Farklı bakış açısı da bence yeni çağın en önemli yetkinliklerinden biri. Ya bir olaya farklı bakabiliyor musunuz? Bakın. Yani gerçekten ya farklı bakıyorum işte şu açıdan bakıyorum falan. Ya gerçekten mi farklı bakıyorsunuz? Ya öyle bir açıdan. Kutunun dışında dedikleri tarzda, yani hani akla gelen yöntemler, akla gelen açılardan değil de daha yenilikçi, kesinlikle, yaratıcı, farklı getirebilecek bakış açılarıyla. Örnek de verelim mesela. Ben İK'da çalışıyorum. İK'ya farklı bakayım. Mesela ücret yanaklarda çalışıyorum. Yıllarca bana farklı bakmaya mesela bir örnek. Hani ben mesela pazartesi işe gitmenin yıllarca yanlış olduğunu düşündüm ya. Nasıl canım sen de hadi. Hem pazartesi işe gelmeyenlerin oranını hesapladım. Yurt dışına raporladım. Niye gelmiyorlar? Bunlar ayrılmaya yakın patternlar diye desen diye raporladım. Ama aynı zamanda da şunu düşündüm. Ya dedim ki niye pazartesi işe geliyorlar diye düşündüm. Farklı bakış açısı bu. Birazcık aslında değillemeyle bakmamız lazım. Bakın başarıya giden yetkinlik yollarında benim gördüğüm şey şu. Başarıyı susayan ve mutluluğu böyle hedef olarak belirleyen insanların ben çok mutlu olamadığını görüyorum. Sürekli mutluluğu arıyor ve başarıyı arıyor. Bakın çok başarılı olmak isteyen idealist insanlara özellikle sesleniyorum. Böyle başarıyı arıyor, başarıyı arıyor. Diyor ki bunu yapacağım şimdi olacak. Onu bırakın bence başarısızlığı arayın. Karl Popper'in dediği gibi ya bir şeyi doğrusunu bulmak için aslında onun değilini bulmanız lazım. Yani siz aslında değilleri tüketmeniz lazım ki başarıya giden yola gidin. O yüzden biraz tersten bakın. Yani canınızı yakacak bir şey bu. Dönün ve kendi yaptığınız işleri terse yapın. Bir şeyi terse çevirdiğiniz zaman kaderde de bu böyledir. Tam dersiniz ki Allah kahretmesin. Mesela bakın bir tane örnek vereyim. Hani çok soyut olmasın diye küçük. Mesela Amerika'da bir konferansa gideceğiz. Çok yüklü bir hem Türkiye temsilciliğini almak için bir para ödedik. Sonra dedim ki ya Allah kahretmesin. Tam da hani işlerimiz de durdu. Danışmanlık, eğitimlik işlerimiz. Ya bu parayı korona başka bir... Korona zamanları falan değil mi? Tabii. Dedim ki yani niye böyle oldu? Sonra başvurduk. Dolar bu sırada arttı. Tabii kötü bir şey ama orada yine o kötü şeyden o para bize daha fazla misliyle geri dönmüş oldu. Ya ben o parayı o gün çevirecektim kurda. Başka bir ofis giderlerimize. Yani neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu zamanı böyle hafiften bir şey yapın kafanızda. İleri alın, onu görmeye çalış. Ya bir şey iyi diyorsunuz, kötü çıkıyor. Kötü diyorsunuz, iyi çıkıyor. Burada vardır izleyenler. Hayatta çok örnek oluyor. Ya diyorsunuz ki bu adam, bu kadın bana uygun değil. Allah ya uygun diyorsunuz, seviyorsunuz falan. Sonra bir bakıyorsunuz, değil mi? Bambaşka şeyler oluyor. Hayatınızda çok güzel şeyler oluyor. Tam diyorsunuz ki ya ben mesela bir araba almadığım için yine araba örneği verelim. Çok üzülmüştüm. Üniversite dönemindeyim. Ya bir araba alacağım. İnanın o arabayı alacağım diye diyorum ki ya bunu almamız lazım, şöyle yapmamız lazım falan. Kendim işte de çalışıyorum bir yandan ama benim param yetmiyor. Dedim bunu almam lazım. Model çıkarıyorum falan. Ya yani yazıyorum diyorum ki şuradan şu gelir gelse falan filan. O kadar zorladım ki baktım olacak gibi değil. Kabul etmek çok zor hayatta. Bak yeni yetkinlik ya bu benim mesela eksik yetkinliğimi söylüyorum. Kabul etmek. Mesela böyle bir yetkinliğiniz var mı sizin? Kabul etme yetkinliğiniz varsa emin olun birçok şeyi de başarıya ulaşacaksınız. Yanlışı ve hatayı kabul etmek. Sonra baktım ki o arabayı almadık. Halbuki onun yerine daha güzel bir araba almak için benim önüme bir sene sonra bir fırsat çıktı. İyi ki dedim onu almamışım. O arabası olanlar da söylemeyeyim markayı. En çok sorun çıkaran arabalardan biriydi. Hadi bir örnek de böyle vermiş olayım. Evet bu bir şey neler dedik? Mental esnekliği söyledik. İşte yaratıcılık. Olanı kabul etme, yaratıcılık, farklı bakış açılarıyla bakabilme bunları söyledik. Benim böyle biraz şey düşüncem var. Temel yetkinlikler sanki daha önem kazanıyor. Zaten bunlar da daha temel yetkinlikler. Hani mesela belli bir mesleği söylemiyoruz, işte belirli bir teknolojiyi kullanma gibi şeyleri söylemiyoruz. Daha bazda her zaman işe yarayacak şeyleri söylüyoruz gibi gözüküyor. Ben de şey düşünüyorum, böyle değişim dönüşüm çok yoğun olacak ya, onlarla başa çıkabilmek için aslında her türlü geleceğe hazır olmak gerekiyor gibi gözüküyor. Dörtlü bir set düşünüyorum bununla ilgili.
Neler? Birincisi çözümleme yetkinliğim olmalı. Çünkü durumlar değişken sürekli. Ne oluyor, ne bitiyor, ben ne durumdayım, çevre ne durumda, gelecek nereye gidiyor, bunu çözümleyebilmem gerekiyor. İkincisi dönüşüm yetkinliğim olmalı. Yani kendimi değiştirmek, dönüştürmekle ilgili katılık olmaması. Aslında mental esneklik doğrudan bununla örtüşüyor olarak düşünülebilir. Üçüncüsü etkileşim. Hani çok etkileşimli bir dünyaya doğru gidiyoruz. İnsanların etkileşim kurabildiği insan sayısı üstsel olarak artıyor. Artık online ortamlar, başka ülkelerle de bağlantılar kurmak çok kolaylaşıyor vesaire. Dolayısıyla etkileşim çok önemli. Bence bir dördüncüsü de eylem. Yani devir artık harekete erken geçen insanların devri. Yani ben böyle çözümlemeler yapıp edip falan böyle kenarda insanlarla etkileşime girmeden, bir şey üretmeden böyle kendi kendime yoğun analizler yapıyorsam geleceğim pek parlak olmayabilir. Ama öte yandan böyle bodoslama eylemler yapıyorsam ne olup bittiğine bakmadan, sonuçlarını değerlendirmeden vesaire o da çok anlamlı değil. Yani iyi çözümlemeler yapabilen, etkileşimi iyi olan, buna göre dönüşebilen ve eylem odaklı olan insanlar bana şey gibi geliyor. Yani ne gelirse gelsin gelecekte. Yani değil zaten mi? Geleceği bunlar yaratacak. Hani gelecek üzerlerine gelecek olan bir şey değil de zaten aksiyonlarıyla geleceği oluşturan, yaratan, dönüştüren insanlar bu insanlar olacak gibi geliyor. Bakın bunların hiçbirinde şey yok. Yani özel bir yetenek, özel bir teknoloji falan böyle yüzeysel seviyede olan şeyler değil de derin olarak nasıl bir insan olduğumuzla ilgili işte bakış açımızı değiştiren, dönüştüren, yaşam tarzımızı değiştiren, dönüştüren özellikler önemli gibi geliyor bana. Şöyle hocam, burada mesela liderlik tipleri ve hani İK'larla da ilgili bilimsel bir şey de söylemeye çalışayım ben de açısane. Bu söyledikleriniz bence şeyle de ilgili, network ağlarıyla da ilgili, yani yetkinliklerin birbiriyle ilişkili olmasıyla ilgili. Şimdi biraz soyut konuştum gibi ama açıklayacağım. Mesela bir insanı inandırabiliyor musunuz? Mesela. Değil mi? İkna abi. Mesela böyle bir yetkinlik bence ben olsam şirkette bu arada arıyoruz biz de hani bulunduğum şirketlerde de önemli yetkinliklerden de birini. Birini inandırabiliyor musunuz? Herhangi bir şeye ya. Mesela ben şu tip sodanın çok iyi olduğuna bile inandıracağım şekilde beni biri ikna etsin. Diyelim ki düşük mineralli soda var. Bir de yüksek mineralli soda var. Bana hangisinin daha iyi olduğunu inandırabiliyor musunuz? Bakın bilgiyle demiyorum. Bilgiyi yine kullanacaksınız. Ama insanların gözüne bakarak, onlara dokunarak, onlara gerçekten duygularına dokunarak çok önemli bir liderlik özelliği. Buna ilham veren lider deniyor aslında. İnsanları sürüklüyor ve götürüyor. Ben bulunduğum bir kurumda şöyle bir şey gördüm. Bir genel müdür işten ayrıldı diyelim. İşten ayrıldı. Ya etrafından 25 kişi gider mi yönetici kadrosu? 25 kişi peşi götürmüş ya. Ya peşinden gitti 25 kişi. Yani ve böyle çok büyük sorun yaşadık. Hani düşünün. Sonra ne oldu? Biz hatamızı anladık diyelim. 1,5 yıl sonra geri aldık. 25 kişinin tekrar geri geldi. Bakın ne kadar önemli bir yetkinlik. O 25 kişinin ayrı ayrı yetkinliklerini de size bir lider. Liderlik de önemli bir yetkinlik ama liderlikte benim aradığım en önemli şey gerçekten herkesle eş ve denk konuşabilmek. Egosuz liderlik, bulut liderlik konusu. Biz de bir İstanbul Üniversitesi'nden bir hocayla da konuşacağız haftaya. Bu hafta pardon, cuma gününe yaklaşmışız hemen. Bulut liderlik diye bir kavram var örneğin. Kapsayıcı, sizi koruyor ve bu tip yetkinlikler de çok önemli. O yüzden sizin söylediğiniz şeyin altını da çizmem lazım onun dışında. Bir çözümleme dediniz hocam. Dönüşüm dediniz. Yani bir insan çözümleyici mi? Burada Türkçe'de çok kullanılmayan bir söz gibi. Analitik aslında. Analitik yani, yetenek yani. Ama keşke çözümlemeyi de, değil mi? Analitik deyince çoğu insan bilmiyor ne olduğunu. Diyoruz ki analitik düşünme yeteneğin var mı? Var diyor. Analitik ne? Geometri gibi. Hani, değil mi? Analitik geometri falan. Kartezyen sistemi biliyor onu, muyum gibi. Onu diyor falan diye. Biz de öyle ama insanlar kavramlarla düşünüyor. Gerçekten çözümleyici olmak şu, aklımıza şu gelebilir. Birisi de egosuz lider olur mu diye. İnanın oluyor. Ya ben çok büyük bir şirketin örneğini vermeyeyim. Türkiye'deki 3 büyük şirketin yeni bir CEO'su şu an egosuz bir liderdir. Gidin bütün çalışmalarına bakın. Fotoğrafına bakın anlarsınız. Öyle söyleyeyim. Yani fotoğrafçıyla çekildiği andaki o şeyi anlarsınız iletişimi. İnsanlar çok akıllılar yani. Çok da her şeyin farkındalar. Bir insanın fotoğrafına bakın anlarsınız. Egosu var mı yok mu diye. Hani şimdi çözümleyici dediniz ya, biz analitik sizin söylediğiniz şey üzerinden gidersem çözümlemek için bir şeyi kategoriye ayırmak lazım mesela.
Herhangi bir şeyi kategoriye ayırabiliyor musunuz? Ya şirkette bütçeci var, kendi bütçesini yapamıyor ya. Kendi bütçesiyle ilgili girdi çıktığı yapamıyor. Yani ben soruyorum, ben bütçe eğitimleri de veriyorum. Diyorum kendi bütçenizi yapmanız için Five Coins diye bir program var mesela. Alın 2 ay bir kullanın bakalım. Yapabiliyor musun kendi bütçeni gibi. Onu da veriyorum. Sonra da eğitime devam ediyoruz tabii ki ama gerçekten mesela bir bütçe yapmak da çok önemli bir şey. Çözümlemek de ne dedik? Hani mesela bütçe için çözümleme yetkinliği, genel bir yetkinlik. Dönüşümden bahsettik, etkileşimden bahsettiniz. Bir gittim geldim hocam. Oldu geldi, tamam sorun evet, yok. Tamam, çözümleme, dönüşüm, etkileşim ve eylem dedik. Ama hocam ben şöyle bir şey aklıma geliyor. Bence yeni dönemde şunun altını çizelim, net de söylemiş olalım. Hani izleyenler de ne diyor bunlar demesin en azından benim için. Sizin çizdiğiniz şey çok önemli. Ama yeni dönemde bir şeyi öğrenmek değil de o şeyi öğrenebilmek. Bir şeyi yapmak değil de o şeye cesaret edebilmek. Cesaret de mesela çok önemli bir yetkinlik. Hı hı. Hadi şimdi çalıştığınız işten istifade edin de hayalinizin peşinden koşun. Hadi. Değil mi? Bekliyoruz. Cesaret de eylemle çok yakından bağlı. Onun altında. Benim de aynen söylediğim bir şey. Harekete geçemeyen insan için gelecek çok parlak değil. Böyle erken harekete geçebilmek, hani az veriyle yorum yapabilmek. Mesela çözümleme diyoruz. Tamam, çözümleme güzel. Ama işte az veriyle de ön çözümlemelerle belki harekete geçebilmek. Çünkü artık şey, hani böyle dönüşümün yüksek olduğu bir ortamda geçmiş verilerden ben analiz ettim. Ona göre şu şöyle de bu böyle dediğiniz zaman o geçmişin analizi oluyor aslında. Eğer şey değişiyorsa, paternler değişiyorsa o zaman geçmişten dayalı, geçmişteki verilere dayalı bir analiz yaptığınızda sizi yanlış bir yere götürecek demektir. Çünkü o geçmişin paternini verir. Bugünün geçmişin analizini yapmak lazım. Henüz oluşmadı daha. Yani mesela şu an makine öğrenmesinde o tür durumlar yaşıyoruz. İşte yapıyorsunuz çalışmalar falan. Covid'e geliyor, patlıyor olay. Çünkü bende de çok. Patern falan kalmadı artık. Yeni paternler oluşuyor. Kesinlikle. Hani... Çok doğru hocam. Bir de şeyi söyleyeyim burada. Kamu spotunu hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Hatırlayanlar yazsınlar. Yani hala kamu spotları var da. Eski kamu spotları çok korkutucuydu. Böyle geceleri de ben şu uyumayan bir çocuktum. Şimdi bir şeye bağlayacağım. Yetkinliğe getireceğim sözü. Kamu spotlarında şöyle bir şey oluyordu. Adam hızlı gidiyordu. Frene basıyor. Araba durmuyor. Ve kaza yapıyor ve çocukları geliyor. Üzülüyor falan böyle. Gerçekten travmatik kamu spotları vardı. Belki psikologlar onu bir incelemesi lazım. Öyle büyüyen çocukları. Ben de onlardan biriyim diyelim. İntikal mesafesi diye bir şeyden bahsederdi bir kamu spotunda. Hiç unutmuyorum nedense. Bakın yolda giden bir araba var ve adam önünde bir arabanın durduğunu görüyor. Ama o sırada başka şeylerle ilgileniyor. O zamanlar cep telefonu yok kamu spotunda. Çünkü cep telefonu yok. Televizyonda izliyorum. Tam böyle frene basacak. Ayağıyla frene gidiş mesafesi arasındaki geçen süredeki ki arabanın gittiği yola intikal mesafesi deniyor. Şimdi ben bunu hem şirket KPI'ları için hem de kişisel kararları için çevireyim. Yani sizin önünüzde diyelim COVID sonrası gelişecek bir alan var. Gördünüz ama acaba ne zaman frene basacaksınız ya da ne zaman gaza basacaksınız? İşte o tam basana kadar geçen sürede araba zaten neredeyse yani frene bassanız eğer anında bassanız araba duracak. Ya da anında gaza bassanız araba gidecek. O yüzden intikal mesafesi çok önemli bir nokta. Yani siz hedefi gördükten sonra ne zaman gaza, ne zaman frene basacağınızı da bu da çok önemli bir yetkinlik. Yeni çağın önemli yetkinliklerinden biri. Bir iki tane daha ekleyeyim. Özellikle McKinsey iş gücü raporu da hani burada benzer şeyler söylemiş bize. Karmaşık verileri işleme yetkinliği de mesela birazcık meslek gibi ama bunu fikri olarak da düşünebiliriz. Yani mesela karmaşık verileri işleyen birisi aynı zamanda karmaşık bir kararı da alabilir. Yani sizin mesela bir evlilik kararınız bile olabilir bu. Ya da bir araba satma kararınız olabilir. Yeni bir işe girme kararınız olabilir. Karmaşık bir ton veri var. Piyasada bu diyor. Kiralar bunu diyor. İşte ben bu kadar gelir elde edebilirim. Bu kadarından vazgeçiyorum. Böyle karmaşık verilerle acaba karar verebiliyor muyuz? Bir çağın önemli yetkinliği de 2030 McKinsey raporuna göre 2030 diyorum. En büyük değişim de burada proje yönetimi yetkinliği olacak. Bakın proje yöneticilerine ben her zaman ya bunlar projeyi öyle yapıyorlar falan diye baktım. PMP diye bir sertifika programı var. Gerçekten önemli de bir sertifika programıdır. Baktığınız zaman projeyi yönetmek öyle böyle bir şey değil.
iletişimden, insanları inandırmaktan, hayat gibi bir şey. Hayat da bir proje işte. Hayattasınız tabii gibi. Proje yönetiminde belki çevik proje yönetim yaklaşımları da daha kritik hale gelebilir. Çünkü hani PMI tipi projelerde, böyle flow tarzı, akış tarzı projelerde önceden süreleri tahmin edilen şeyler falan giderek onların yapılması, gerçekleştirilmesi de zorlaşıyor. Ama agile yaklaşımlar, çevik proje yönetimi yaklaşımları, belki onlar geleceğe daha uyumlu olabilir. Çünkü değişimi, dönüşümü zaten onlar şey kabul eder. Yani sürekli bir değişim, dönüşüm olacaktır. Hedefler değişebilir, müşterinin istekleri değişebilir, projenin bütçesi değişebilir, projenin yani hedef süresi değişebilir. Her an her şeyin değişebileceğine uyumlu bir şekilde projeyi yönetmek belki daha da önemli olabilir. Şeyi ya hocam, konuştukça aklıma başka şeyler geliyor tabii sizle de sohbet edince. Yani müşterilere göre iş yapan firmalar varsa da o işi bıraksınlar. Sizle de bir ara sohbet etmiştik ya. Yetkinlikle ilgili çevirelim bunu. Ne demek istiyorum? Bakın, birçok şirket müşterilere göre iş yapıyor. Müşteriler sizi aslında geçmişe götüren, yani bugüne götüren, yani bugün de sizi tutan varlıklar. Ne demek istiyorum? Müşterinin talebi belli. Ne satılıyor bugün? Onları sizden talep edecek. Ama siz bir şirket olarak onun önüne geçmek zorundasınız. O yüzden yeni çağın yetkinliklerinden biri de bence müşterilerden kurtulma yetkinliği olabilir. Satışçılar veya şirketler için diyorum. Özellikle İK çalışanları için. Ama önemli bir noktada burada bizim de aynı insan olarak da diğerlerinden kurtulmamız lazım. Belki bizi de dahil edebilirler buna. Biz nacizane bir görüş söylüyoruz ama bizi de boş verin. Yani beni de en azından boş verin. Niye söylüyorum bunu? Sizin en iyi yol haritanızı sizin bilmeniz lazım. Eğer esnekseniz, bu çağa adapte olabiliyorsanız, mental olarak esnekseniz, yaratıcıysanız, problem çözme yeteneğiniz varsa, başınıza mesela ne dert geldiyse işe alımda ben insanların kendi iş kuranlarına çok dikkat ederim. Kendi iş kurmuş, batırmış mı daha da dikkat ederim. Çünkü neyi yapmayacağını öğrenmiş. En azından onları söylüyor. Neyi yapacağını öyle kendi bulabiliyor. Kendi kararlarını verebilmek, değil mi? Başka birinden bir çerçeve beklemeden kendi kararlarını verebilmek bir hayli önemli. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Bir de sizin bahsettiğiniz yeni çağda network diyorum sürekli. Şöyle, yeni çağın yetkinliklerinde şöyle bir nokta olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bir yetkinliğin tek planda öne çıkacağını bana sorsanız ben esneklik diyorum şu an. Esneklik, çünkü her şeye adapte olabiliyorsunuz. Likit bir esneklikten bahsediyorum. Böyle her şeyin silikon gibi, her şeyin şekline girebilen, esnek olabilen, dayanıklı olabilen, hemen yanmayan bir esneklikten bahsediyorum. Ama yeni çağda şöyle bir şey olacağını naçizane öngörüyorum. Yapılan çalışmalarda da birkaçında rastladım. Şu, bir yetkinlikten ziyade yetkinliklerin sinir ağı gibi düşünün. Birbiriyle olan ilişkisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yetkinliği boş verin. Esneyim diyelim. Esneyim, öyle oldu, böyle oldum değil. Esneklikle benim iletişimim arasında bir bağ var mı? Tık, iletişime geçebildim mi? Esneyim, tak, ona geçebildim mi? İletişimimle birlikte karar verme ve cesaretim var mı? Gibi. Aslında yetkinliklerin kendileri değil arkadaşlar. Biraz teknik gibi olabilir ama gerçekten yetkinliklerin kendileri değil de aralarındaki ilişkileri de bir düşünün. Ben de bu şeyde dörtlü şeyi söyledim ya. O küçük kızım Ayçegül'le beraber geliştirmiştik onu. Süper. Yaptığımız mentorluk çalışmalarında. Onun bir grafiğini yaptı Ayçegül. Mesela hepsinin arasına karşılıklı oklar koyduk. Yani mesela ben çözümleme yapıyorum, çözümlemenin sonucunda neleri dönüştürmem gerektiğini kendimde görebiliyor olmam lazım. Her biri, yani mesela dönüştüm, dönüşmenin sonucu eyleme nasıl yansıyor? Eylemde bulundum, bunun sonucunda yeni çözümlemeler nasıl yapıyorum, nasıl etkileşimler kuruyorum? Gerçekten böyle beyin, yani şey gibi düşünün, beyinde nöronlar var ya, nöron tek başına önemli bir değer, çok sayıda var. Sayısı da çok önemli ama asıl büyük etkiyi bu nöronlar ağlar kurmaya başladıklarında yapıyorlar. Aynı zaman, bu yetkinlikler gibi. Yani bilinçtir, şudur, budur falan, her şey oradan çıkıyor. O yüzden de bu yetkinliklerimizin çapraz konuşması da gerçekten çok kritik bir yön. Tek başına değerleri çok değil, tek başlarına ufak ufak önemleri var. Ama bunlar birbirleriyle doğru bir şekilde paslaştıklarında, takım oyunu oynadıklarında asıl fark orada ortaya çıkıyor. Ya bir de şey söyleyeyim, çok önemli bir şey. Bakın yani beyin hocam bu konuda da çalışmaları, yani sizin okuduğunuzda bir alan olduğu için sizin sözlerinizi dinlesinler diyeyim özellikle. Nöronlar bile arkadaşlar düşünün, beyin, bilinçlisiniz diyorsunuz, düşünüyorsunuz. Onlar bile birbirleriyle, iletişimleriyle var oluyorlar. O yüzden
Ben büyük bir hataya düştüğümüzü düşünüyorum. Şimdi değil ama İK'cıların. Hep böyle yetkinlik peşinde koştuğumu hatırlıyorum ben. Başkalarının yetkinlikleri peşinde ya da kendim ideal. Diyorum ki ya benim mesela network yetkinliğim daha iyi olsun. Halbuki network yetkinliğine odaklansam iletişim yetkinliğim ve problem çözme yetkinliğime odaklanmam lazım. Üçü birbiriyle konuşmadığı zaman sürekli gol yersiniz hayatta. İK'lar da hep bu yüzden gol yedi. Adamın iletişimine odaklandı, problem çözmesine odaklanmadı. Yani birlikte gelişebilecek şeylere odaklanmak lazım ama tabii soyut değil somut olması için bir öneri de yapalım. Her zaman yapmaya çalışıyoruz sohbetlerimizde. Benim mesela naçizane önerim, büyük bir danışmanlık şirketiyle de benzer bir proje bize yaptırmışlardı. Bayağı da paramızı almışlardı da. Şimdi o yüzden onu birazcık böyle insani bir boyuta çevirmeye çalışayım ben. Şöyle, mesela kendi yetkinliklerinizi, yeni çağın yetkinlikleri biraz önce söyledik. Özetlersek paralel olduğunu düşünüyorum. Ya böyle R öğrenmek, Python, dijital, AI, yapay zeka tamam. Ama onlardan ziyade asıl yetenek ve yetkinlik kısmı insanın problem çözmesi, iletişimi, mental esneklik. Bakın bunları birçok 2030 raporu, 2025 Dünya Forum raporu, Dünya Ekonomik Forum raporu her yerde görebilirsiniz. Ama bu bir derleme değil, bir fikir aslında. Bakın şunu yapabilirsiniz. Çok basit söyleyeceğim. Birincisi problem çözme, iletişim, mental esneklik alanlarını yazın 3 taneyi. Bakın problem çözme, iletişim, mental esneklik. Bunu yazın ve kendinize 10 üzerinden puan verin. Kaç veriyorsunuz bilmiyorum. Ben 7'yi hep stratejik yaparım ama gerçekten şey olun, cesur olun bu konuda da ve cesareti de yazın. Ve sizi tanıyan insanlara bir sorun. Kapalı bir kağıtta yazsınlar ve ismini yazmadan size söylesinler. Ve bakalım siz gerçekten ne kadar yetkinliğiniz olduğu gözlemlenebiliyor. Bunu da önemli olarak bir bakmak lazım. Küçük bir yol bu. Derece gibi yani değil mi? Ben öyle görüyorum kendimi ama acaba dışarıdan nasıl öyle görünüyor mu, öyle algılanıyor mu? Ya 360 derece testlerini de İK'da bilmeyenler için söyleyelim. İşte yöneticiler birbirlerini skorluyorlar ama orada bile ne silolar dönüyor hocam. Yani orada bile diyor ki ben diyor bana en fazla vereni biliyorum diyor. Mesela bir yönetici, genel müdür yardımcısıyla sohbet ediyoruz. Tabii söylemeyeceğim hiçbir şirketi de. Diyor ki bak diyor bana diyor bunları vereni ben diyor biliyorum. İki tanesini de biliyorum diyor. Bu da diyor stratejik olarak bana iyi vermiştir diyor. Bu diyor doğruyu söyleyen sadece bu diyor. Ama onun da tam sonucu çıkmadığı için orada bile neler oluyor. O yüzden ben böyle bir boş kağıda post-it'e yazın. Sizi seven ve sevmeyen insanlara şu kağıdı dağıtın. Yine özellikle de sevmeyenlerle. Onu da insanlar geçen yayınlarda söylemiştik. İnsanların sevmediği insanların çoğu kendine benziyor bu arada. Kötü bir benzetme özellik olacak ama. Yeni çağın yetkinlikleri gerçekten muhtemelen mental esneklik, yeni duruma adapte olabilmek, bir şeyi kabul edebilmek. Kabul etme katsayınız kaç mesela? 100 üzerinden kendinize verin. Ben de mesela çok düşük söyleyeyim. Ben yeni bir şeyi, yani çok yeni böyle farklı bir şeyi kabul etmem çok zor oluyor. Çünkü çok sorgulayıcı bir tarafım yüksek diyelim. Öyle söylüyorlar. Sorgulayıcı tarafım yüksek ama bu sefer de yeni olayı kabul etmiyorum. Bakın kötü bir özellik. Şimdi ben bunu dengelemem lazım. Diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz hocam? Kendinizden de böyle bir... Biraz şeyi değilleme konusuna takıldım hocam. O değillemeyi bir yapalım mı? Mesela yeni çağın yetkinliklerini konuşuyoruz ama aslında böyle yetkinlik edinme olarak çok önemli gördüğümüz bazı şeyler pek de anlamlı olmama durumu söz konusu olabilir mi? Mesela aklıma gelen birkaç tanesini söyleyeyim. Diplomalar. Şuradan diploma, buradan diploma falan. O sertifika. Giderek azalıyor gibi yani. Daha çok böyle yetkinliğe gerçekten sahip miyiz? Onlar önem kazanıyor. Ya da yabancı dil mesela. Yani yabancı dil önceden çok önemliydi ama giderek böyle yabancı dille ilgili otomatik çeviri teknolojileri şunlar bunlar o kadar hızlı gelişiyor ki hani çok da önemli olacak mı olmayacak mı soru işareti gibi gözüküyor. Yani ya da işte sağlam bir yere kapağı atayım kavramı. Yani hani iyi bir şirkette aman yerleşeyim falan filan. Hani hiçbir eskiden çok garanti gözüken pozisyonlar bile artık o kadar da garantili olmayacakmış gibi gözüküyor. Hani o da önemli bir dert değil mi? Yani sadece yeni yetkinliklere adapte olmak değil. Bir yandan da eskiden işe yarayan hani garanti gibi gördüğümüz şeyler çok fazla yeni dünyada işe yaramıyor gibi. Hani yeni şeyler edinmemiz gerektiği gibi. Bir yandan da eski can simitlerimizden böyle sımsıkı yapıştığımız şeylerden de sanki vazgeçmemiz gerekecek. Ya bugün bir eğitim vardı.
eğitimin sonunda herkes şunu sorur. Ya sertifikalar da gelecek mi falan diye dedim. Yani beni bir şey diyecektim. Neyse dedim vazgeçtim. Ya bırakın sertifikayı falan. Sertifika falan yani sizin hiçbir şeyinizi söylemiyor aslında. Gerçekten. O yüzden neye tutunuyorsak dediğiniz gibi değilleme yapalım. Yeni çağın yetkinlikleri ne değil kısmında ben kesinlikle diplomalar olmadığını düşünüyorum. Yani geçen bir üniversitede etkinlikte sanırım bir konuşma yaparken söylemişim. Beni aradı üniversite yönetim. Diyor ki ya öyle dediniz ama biz de büyünü. Ya dedim ki bunu dünyada herkes söylüyor. Benle ne derdiniz var? Hani bırakın. Dedim ki üniversite diplomalarına ihtiyaç olmayacak diye beni arıyorlar. Hani ya arkadaşlar dedim hani tamam üniversiteye zaten ihtiyaç olmayacak. Siz bilmiyor musunuz bunu falan diye. Ya öyle ama hani biz de üniversiteyiz falan. Peki dedim yani ne diyeyim. Yani herkes o aramadan sonra ben şeyi anladım. Kesin üniversiteler olmayacak yani. Dedim kesin garanti. Hani bir şeyden ne korkuyorsanız olur ya böyle içten içe bilirsiniz o. Yani şu anki haliyle olmayacak, muhtemelen onlar da dönüşecekler. Yani Tabii. bambaşka bir şekilde bürünecekler. Yani biraz aynaya dönüşecekler gibi. Yani ben neyi öğreneyim, nasıl öğrenebilirim? Metodolojik olarak öğrenim şeyini öğretmeleri lazım. Ya ben üniversiteye işte 5 yıl gittik hazırlıkla birlikte. Benim ne edindim diye üniversiteden mezun olunca dedim ki ya ben 5 yıl boyunca bir şey öğrenmeyi öğrendim sanırım. Maksimum bu yani. Başka bir şey yok. Çünkü orada geliştirdiğim metotlarla işte bu sizin de bahsettiğiniz çevik yaşam benzeri işte bir kaç dakika çalışacağım, ne kadar çalışacağım, ne sıklıkla çalışmam lazım gibi metotları öğrendim. Yoksa ben oradaki kitapları hayatımda tabii bir genel kültür olarak var ama bunu geçen hafta Faruk Eczacıbaşı'na da sordum. Bunları bilmektense insanın bir insan olarak var olmasından bahsetmişti. Ama şimdi geri dönelim. Neler olmasın? Sertifikalarınızı atın gitsin yani. Hani bence. Bir insana mesela mülakatta sorduğum benim sorulardan biri. Çok iyi bir işe alımcı olduğumu söyleyemem. Ama farklı sorular sorarım. Bir kafede nerede oturduğunu sorarım mesela. Değişiktir bir insanı tanımak için önemli bir sorudur bence. Bir de mesela şunu sorarım. Bir şeyi nasıl araştırırsın diye sorarım. Herkes yani Google'larım diyor. Şöyle bir şey yaparım. Sonra ne yaparsın öyle olmasa diyorum. Gibi gibi. Aslında yollarını, insanların yollarını öğrenmemiz gerekiyor gibi özellikle. Şu memur zihniyeti meslekle birlikte var olan bakın hala var ya. Yani benim yüksek puan alan KPSS'deki arkadaşlarım bile memur olmak için ya gelirim garanti olsun diye. Ya çocuk çok zeki ya. Hani ben falan ne? Hani 98 falan almış KPSS'de. Öyle bir hafızam yok benim. Alamam yani ben gerçekten. Hani o kadar da çalışma metodolojim de o kadar da iyi değil. Ama diyor ki ben diyor memur olmak istiyorum. Ya neden? Çünkü bir korkuyla büyümüş. Geliri gidecek ve halbuki o korku nedeniyle gelirimiz gidecek gibi gözüküyor. Yani asıl şu anda bütün yani bütün performans sistemleri de memuriyette değişecek gibi dünyada. Öyle şeyler var. Yani bırakmamız gereken şeyler bir de iyi olduğumuz sarnısından da bir yetkinlik olarak kurtulmak lazım. Yani gerçekten iyi olduğumuzu sandığımız şeyler dinleyenler de kendilerine baksınlar. Ben de mesela bakarım. Ben mesela iletişimin iyi olduğunu düşünürüm. Mesela bir gruba gireyim. Hani kendimden örnek veriyorum. Yanlış anlaması kimse. Yani çok esprili. Herkes der ki ya çok iyi espri yapıyorsun ya. Nasıl yapıyorsun falan. Ama bazen belli bir yaştan sonra keşfettim ki yaptığım esprilerle insanları kırabiliyorum mesela. Ama halbuki ben onu gerçekten şaka olsun diye yapmıştım ama öyle mi gidiyor ki karşıya? Mesela ben o nedenle iletişimin çok iyi diyebilirdim. Öyle derlerdi bana. Halbuki diğerleri de sizi çok yanıltabiliyor. Ona İşte da bir o bakmak lazım. değişebiliyor olayı. Hani dediğimiz vardı ya, bir şey iyi diye gördüğümüz şey aslında sonra kötü olabiliyor, sonra tekrar iyi olabiliyor. Ona da bir örnek gibi oldu aslında. Kesinlikle hocam. Sizde yok mu hiç böyle? Sizde ben bu programlar sayesinde bütün şeylerinizi ortaya çıkaracağım falan. Yani geçen ama şeyi söylediniz. Onu da söylemek lazım. Mesela artık çok kitap okuyorum. Kendime engel olmam lazım diye. Neredeyse dedim ki yani buradan bir tane ne diyorlar bir caps yapacaklar diye korktum. Hani çok kitap okuyorum kendimden azaltmam lazım diye bir caps oluruz diye de korkmadım da değil yani. Mesela benim o tür bir şeyim olarak söyleyebilirim. Kendine dışarıdan bakmak konusunda, yani dışarıdan gözlemlemek, daha soğukkanlı bakmak duruma falan. O konuda bayağı ilerlettim kendimi. Şu an bazen şey yapıyorum. Yani yeterince içinde olamıyor muyum bazı şeylerin diye endişe etmeye başladım mesela. Yani Değil mi? hani o dışarıda bir yeteneği fazla geliştirdiğiniz zaman bu sefer yolun öbür tarafına doğru savrulma ihtimaliniz oluyor. Mesela o yine hani o şekilde zaman geçince acaba iyi yaptığımı düşündüğüm bu şey bana olumsuz bir dönüşü de oluyor mu
diye paralel bir örnek olarak bunu söyleyebilirim. Hocam vakit de bayağı ilerledi. Güzel sorular var sanki. Sorulara bir göz atalım mı? Onlardan tabii hocam. Cevaplamak istediğiniz kişilik şeyler. Değişir mi diye bir soru var. Sert bir soru. Öyle bir kitap da önerin. Karakteri değiştirmek diye siz de önermiştiniz. Evet. Ya bunu ben geçen bir psikoloğa sordum. Hemen bir tanesiyle başlayayım. Aha. Kişilik yapısımı öğrenebilir şeyler bunlar diye. Arkadaşlar ya şeyi sordum. Gerçekten dedim karakter değişiyor mu? Dedi ki mizaç değişmez ama karakter değişir dedi. Yani çocukluktan getirdiğimiz yatkınlıklar her zaman olacak. Mesela içe kapanık olmaya yatkın olabilirsiniz. Ama siz iletişim mesela fıkra anlatma yeteneğiniz geliştirerek iletişiminizi arttırabilirsiniz gibi. Yani bunu yapılan çalışmalarda o yüzden bizim mesleğimiz var dedi o psikolog arkadaş da bana. Ya biz insanların gerçekten kişilik gibi gördüğü şeyleri zaten değiştiriyoruz dedi. O yüzden bu yetkinlikler de kişilikler de değişiyormuş. Ben de hani gözlemledim belli bir zaman sonrasında insanlar kendilerini değiştirebiliyorlar diye cevap verip siz ne dersiniz? Bunun aslında şeyi de var. Nörobilimde karşılığı da var. Beyin plastisitesi dediğimiz bir kavram var. Yani bunun ilerleyen yaşlarda bile söz konusu olabildiğini gördüler. Tabii ki şu var. Yani mesela lise çağları çok önemli. Çünkü karakter temel olarak ön beynimizden kaynaklı olan bir şey. Ve ön beyin dediğimiz kısım da şeyde gerçekleşiyor. Yani ergenlik döneminde önce nöronları oluşuyor çok sayıda. Ondan sonra budanıyor. Yani böyle hayatımızın ilk 1-2 yılında beynimizin normal genel yapısı oluşuyor. Önce çok sayıda nöron oluşuyor. Ondan sonra budanıyor. Temel yapılar oturuyor. Ergenlik döneminde de ön beynimiz bu şekilde oluşuyor ve budanıyor. Böylelikle aslında karakterin temelleri o dönemde ortaya çıkıyor. Tabii bunun genetik kökenleri vesaire de var. Ama her biri belirli ölçüde belirleyici. Sonra nöroplastisiteyi tespit ettiklerinde daha ilerleyen yaşlarda da olabildiğini şey ortaya çıkmış oldu. Yani nöronların yapısı değişmeye devam ediyor. Dolayısıyla aslında karakterimizi oluşturan şey de temel olarak beynimizdeki yapı. Yani fizyolojik olarak karakterin belirli ölçüde değişebilmesi mümkün. Ki çok çeşitli örneklerde görüyoruz. Epeyce çok anlamlı, çok farklı seviyelerde değişiklikler söz konusu olabiliyor. Ama tabii ki bunun potansiyeli, kişinin buna ne kadar açık olup olmadığı, işte motivatörlerin ne kadar güçlü olup olmadığı gibi pek çok şey orada etkili. Eğer bir kişi diyorsa ki can çıkar huy çıkmaz, onun huyu hakikaten kolay kolay değişmez. Çünkü öyle inanıyor demektir. Ya şöyle bir şey de söyleyeyim çok az hemen küçük bir parantez açmak istiyorum. Çetin Altan'ın ben bir ara tüm yazılarına takmıştım hocam. Yani dünya görüşü farklı olabilir, şöyle olabilir falan ama ben de benzer diyelim. Yani Çetin Altan'ın gerçekten farklı bir bakış açısı var. Dedim ki ben bu adamın tüm yazılarını bir okuyayım. Tamam, açtım okudum. Bir tane yazısı var ki beni keşke şuraya copy paste yapabilsem. Bir tane adamın hayatını anlatmış. Çok böyle yaşlı zamanda yazdığı bir yazı diyelim. Şunu diyor. Bir adam mesela hayatı boyunca haklı çıkmış arkadaşlar. Haklı çıkıyormuş. Diyormuş ki ya bunu niye böyle yaptınız, şunu niye böyle yaptınız. Adam diyormuş ki haklısın arkadaş falan filan. Ama sürekli şikayet ediyor ve hayatını buna istinaden. Diyor ki sürekli şikayet ettim, hayatım hep böyle oldu. Sürekli şikayet ettim, hayatım hep böyle oldu. Hayatının son dakikasına geliyor. Bakıyor tam ölecek. Neyden diyor pişman olurdun diyor, soruyorlar buna. Diyor ki ya diyor bu kadar diyor ben diyor en diyor pişman olduğum şey haklı çıkmak diyor. Hep haklı çıkmak için hep diyor sorunları aradım, buldum. Ömrüm boyunca bunlarla uğraştım. Bu yüzden gün yüzü görmedim diye. Bunu okudum. Aa dedim aynı ben. Gerçekten. Haklı çıkmak için sorun arıyorsunuz insanlar. Biraz da bakın. Emekli albay bakış açısıdır. Bu hani bu araba niye buraya park etmiş? Şu niye buraya park etmiş gibi. Sakın ola ki yani böyle kişiliğiniz gibi. Hani ben böyleyim. Bir şeylere kızarım mesela. Çoğu insan kendini böyle tanımlar. Ya ben kızdığım zaman dağıtırım ortalığı falan diye. Böyle bir şey yok. Siz de söylediniz. Belli bir yaştan sonra bile hem bilimsel olarak hem psikologların da görüşleri böyle. Benim şahsi deneyimim de böyle. İnsanlar değişebilir. Kendinize fırsat verin. Diğer insanlardan fırsat beklemekten hani lütfen kaçalım. Hani şunu bekliyor herkes bakın. Biraz uzatıyorum gibi ama çok kısa. Herkes bir Süpermen'i, Batman'i ya da diyelim Karacaoğlan'ı. Neyse. Herkes hayatında bir kahraman bekliyor ya hocam. İnanın benim tanıdığım herkes bir kahraman bekliyor. Ya diyor ki mesela konuşuyoruz çocuk ODTÜ mezunu bilmem ne. Ya diyor şöyle bir şey olsa da şunu yapsam. Ya dedim ki bunu sen yapabilirsin. Ya diyor şöyle oraya bağlamış. Ya hep bir süper kahraman bekleme güdümüz var. O yüzden bu Hollywood falan da bizi çocuklukta mahvetti. Hocam bunu öyle diyeyim.
Tam bununla ilgili bence çok önemli bir şey var. Mesela bakıyorum Türkiye'nin ilk %1'ine girmiş olan insanlar. Yani eğitim şekli, eğitim seviyesi, gelir durumu vesaire olarak %1'de olan insanlara bakıyorum. Sürekli şikayet ediyorlar. Memleketin şurası böyle, burası böyle, şu böyle, bu böyle falan. Ya sen %1'desin. Hani değiştirecek olan varsa zaten sen değiştireceksin. Hani sen değiştirmek için bir şey yapmayıp şikayet ediyorsan o zaman öbürleri ne yapsın ki zaten? Ya bu çocukları biz çok şey yani ben değil de benim çocuğum yok. Ama herhalde çok böyle yüksek dereceye giren arkadaşları da gördüm de benim çok annesi babası öğretmen olan arkadaşım var. Bunlar çok iyi bir çalışma metodolojisi ve bilgi sahibi ama inanılmaz cesaretten yoksunlar. Diyor ki sen diyor mesela o işi nasıl bırakıp diyor danışmanlığa geçer. Ya diyorum ki ben bu işi seviyorum. Siz geçen bir şeyde yayında anlattınız Şükran'la bizim. Şükran Cücü'yle gençlik yayını yaptınız. O yayını da izlesinler. Evet. Yani çok güzel sorular sordu Şükran. Yani acaba baktığım zaman yani nasıl bu işe geçtin diyor. Diyorum ki benim hayatımdaki en sevdiğim iş bu ya. Hani ben bütün gün zaten pazartesi nasıl işe gelir iyi raporcuyum durdu aslında. Fena bütçe de yapmam hani birileri de çağırdı sağ olsun sonradan işe ama benim sevdiğim iş bu. Her gün sizin dediğiniz gibi eğitimden sonra para veriyorlar bana. Diyorum ki nasıl veriyorlar? Yani hani çok ilginç bir şey sevdiğiniz işi yapıyorsunuz gibi. O yüzden bir yetkinlik çok önemli bir yetkinlik. Bence bu yeni çağda Covid sonrasında çok önemli cesaret olacak gibi hocam. Bir arkadaşımız şey sormuş. Peki bizim eğitim sistemimiz kişileri bu saydığınız yetkinlikler doğrultusunda ne kadar geliştiriyor? Yani bu bence bunu siz bence cevap yok. Hani şey deniyor hocam dışarıya başkasına bekleme, bakma, kahraman bekleme falan. Eğitim sisteminden beklemenin de bundan farkı yok. Eğitim sistemi zaten geçmişe ait bir eğitim sistemi. Onun bize geleceğe hazırlayabilir hale gelmesine kadar daha o kurumsal dönüşümlerin olması falan filan daha bayağı yolu var. Burada kendimiz için kendimiz kontrolü ele alıp kendi kişisel değişim devrimimizi, kendi kişisel eğitim devrimimizi yapmamız gerekiyor bence. Sen ne dersin hocam? Yani ortak görüşümüz olduğu için hızlıca söyledim. Evet evet ben de aynı fikirdeyim. Yani bir kahraman beklemek, eğitim sistemini beklemek gibi. Faruk Eczacıbaşı'dan da bir alıntı yapayım. Ona da böyle bir soru sorular. Çocuğum var Faruk Bey sizce nasıl eğiteyim? Hani okula göndereceğim ama emin değilim yeni sistemden. Dedi valla ben olsam göndermem. Ama evdeki sistemini de iyi kurgularım. Hani diye cesareti olanlar onu da hani sanırım bilmiyorum yasal bir şey de söylememiş olmayalım ama gerçekten... Ya açık liste diye bir olay var mesela. Anladım. Oradan devam edip kişisel, agile bir dönüşüm, çevik bir yaşam. Ya bir insan bir şeyi öğrenme yetkinliği puanınız kaç? Mesela ben size diyeyim. Ne diyelim mesela? Organizational Network Analysis. Mesela benim bilmediğim bir konuydu. Bunu ne kadar sürede öğrenebilirim acaba? Bütün kaynaklar var her yerde. Örnekler de var. Kodlar da var. Program da var açık kaynak kodu zaten. Bunu ben ne kadar sürede öğrenebiliyorum? Böyle bir yetkinliğiniz varsa okulu falan zaten boş verin. Okul size yani tabii farklı bir diploma nokta. Diploma yine gerekli olabilir. Alsınlar diploma bir kenarda dursun da ama onunla yetinmesinler diyelim. Boş verin deyince şimdi işlerden istifa ettirdik hocam okullardan da. Değil mi? Kesinlikle. Benim çocuğum yok ya o yüzden böyle oluyor. Çocuğum olunca direkt böyle hani ilk resmi okula yazdıracağım falan diye de böyle insanlar da dönebilir. Bakalım beni de görürüz hocam. Önerilerde de bir yayınla işte Emre Hoca'nın, Emre Bey'in falan neler dedi, neler yaptı falan diye. İstifada kabulüm. İstifayı yaptık ama diğerlerine bakalım cesaretimiz var mı? Bir arkadaş şey demiş, peki bu yetkinlikler çoğunlukla doğuştan mı gelir, geliştirmek için neler yapabiliriz? Ben bir referans olarak bir şey söyleyeceğim. Sonra bu soruyu sana da yöneltmek istiyorum hocam. Çevik yaşam dediğim bir mekanizma var bununla ilgili. Kendini dönüştürme yetkinliği konusunda. Şeyde YouTube'da çevik yaşamla ilgili kanalımda Çevik Yaşam Rehberi diye bir 10 videoluk şimdilik bir seri var. Orayı önerebilirim ben. Hani çevik yaşama adapte olmak, bu tür dönüşümlere kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz diye deyip kendi reklamımı yaptım ufaktan. Yok hocam bence... Soruyu sana yönelteyim hocam. Neler yapabiliriz geliştirmek için? Kişisel şeyler de paylaşıyorum da bunlar sıkıntım ama kendim bizimle ilgili. Şöyle sizle biz İTÜ'de bir yolda yürüdüğümüzü hatırlıyorum ben. Siz bu çevik yaşam rehberinden bana bahsetmiştiniz. Ben de tam size o gün şey için gelmiştim. Ya ben işi gücü bırakacağım. Bana bir fikir verin. Ortak bir şey yapabilir miyiz diye. Tam da o gün siz de bana bunu söyleyecekmişsiniz. Tesadüfi bir olay vardı. Yürüyorduk. Siz bunu anlattınız bana. Çevik yaşam rehberini arkadaşlar bence iyi dinleyin.
Çevik yaşam rehberi Mustafa Hoca'nın geliştirdiği bir metodoloji. Yani kendine bak, heybeni doldur, haftanı doldur, geleceğini şekillendir, isteklerini yönet ki zorunluluklar seni yönetmesin diye özetleyebiliriz. Ben de size demiştim ki ya bunu herkese yaymamız lazım bence. Bu çok iyi bir fikir ya demiştim. Gerçekten siz o konuda zaten çalışıyorsunuz ama benim de önerim, ondan daha iyi bir önerim yok. Ama ondan daha iyi bir önerim şu, insanların gerçekten hedeflerini yazmaya başlamaları. Kesinlikle. Bugün yazın ya boş bir kağıda ve söyleyin bu arada. Yani en inanmayan insan söylüyor bu arada. Bakın şöyle şeyler vardı hani, hani TV şeyi gibi olmasın, böyle kötü kanallar gibi. En inanmayan noktalar olmasın. Hani gerçekten hedefinizi yazdığınız zaman, birisi için değil bu arada, birisine söylemeyin. Kendiniz duyuyorsunuz kendiniz. Ben mesela uluslararası çok büyük bir konferansta konferans vermek istiyorum. Mesela söyledim şimdi benim şeyim. Bununla ilgili siz de kendinizi duyduğunuz için istemeden bütün beyniniz öyle şeyleri aramaya başlıyor. Mesela geçen gün birisi Amerika'dan bana yazmış. Böyle bir konferans var. Sizi de gördük mördük. Mesela yavaş yavaş belki olur. Belki de olmaz. Bilemem. Ama bununla ilgili bir şeyler yaptığınız için kendinizle konuşmaya başlayın diyorum ben. Delilik gibi gelebilir ama en azından kendinizle yazışın. Kendinizle konuşun diye de bir öneri vermiş olayım. Yani yetkinliği geliştirmek için ilk yol bu. Yazın. Kesinlikle. Bunun şey böyle bir yanı da dua, hani işte bir şey çok istiyorum, bununla ilgili dua ediyorum. Bir yandan işte secret muhabbeti, kainattan iste sana gelir falan. Bir yandan da yok ya bunlar böyle olmaz, nesnel çabayla olur falan filan. Aslında üçü aynı şey. Yani temelde neye yöneldiğimizle ilgili. Bir şeyleri yönelmeyi ciddi anlamda yaptığımız zaman, onu çokça düşündüğümüz zaman tüm zihnimiz oraya doğru dönüyor. Yani ben mesela dua ediyorsam, bir şeyle ilgili çok dua ediyorsam aslında zihnim oraya dönmüş oluyor. Doğru. Kainattan istiyorsam falan zihnim oraya yönelmiş oluyor. Secretçiler de aynı şeyi. Evet, ya da çalışmama odakladıysam bir şey, yine zihnimi oraya yönlendirmiş oluyorum. Dünyada da zaten fırsatlar patır 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 her yerde patlıyor. Yani bu kadar insanın yaşadığı ortamda sürekli değişkenlik, dönüşkenlik, fırsatlar her zaman var zaten. Ben gerçekten tüm zihnimle bir yere bakmaya başladığım zaman o fırsatları görmeye başlıyorum aslında. Duanın da, secret'ın da, çabayı sarf etmenin de özü aslında aynı şey. Aynı yerden kaynaklanıyor. Şimdi konuştukça şeye doğru gidiyoruz. Sayı da artıyor da tabii yavaş yavaş toparlarız belki ama umut da bir yetkinlik gibi geldi şimdi siz konuşunca. Mesela umudunu kaybeden ben çok insan görüyorum ya. Evet. Gerçekten çok da üzülüyorum ama üzülünce de bir şey olmuyor yani. Üzülüyorsunuz hatta biraz bencil bir davranış. Anlam duygusunu kaybetmek olarak düşünüyorum ama aslında aynı şey. Yani umudu kalmamak, anlam duygusunu kaybetmek, bu gerçekten çok yani evlerden ırak bir şey. Bir insanın umudu kalmazsa, anlam duygusunu kaybederse o zaman zaten yaşamı böyle yani devam etsene etmesene falan gibi anlamsızca sadece böyle bitki gibi yaşamak gibi bir hale dönüşüyor olay. Evlerde orada kesinlikle diyorum. Çok önemli bir şey ama bence herkesin, ben şunu düşünürüm her zaman. Bakın geçen bir 2-3 ay önce tabii bir kafede oturuyorduk. Arkadaşım çok iyi bir fikirle geldi. Bana dedi ki böyle bir şey yapmalıyız. Bir an etrafıma baktım, dedim ki ya buradaki etraftaki insanların inan dedim Volkan, bizden çok daha iyi fikirleri var ya, emin ol. O yüzden aradaki tek fark aslında eyleme geçmek. O yüzden umudunu kaybeden insanlara benim önerim bir tekstil atölyesinde ortacı da olabilirsiniz. Bir hemşire olduğunuz doktorlar var hep önümde, ne yapacağım kariyerim de bitti diyebilirsiniz. İşinizi ne yapıyorsanız en iyisini yapmak ve kendi, sizin de bahsettiğiniz gibi yani literatürde de olan mavi okyanus. Bir hemşireyseniz o alanın bir niş alanı vardır. Mesela ben fizyoterapi için hatırlıyorum. Kayropraktik diye bir şey vardı. İngiltere'de çok meşhurdu. Ben gitmiştim bir ara. Dedim ki ya bu alan galiba. Fizyoterapist falan değilim bu arada. Dedim ki herhalde bu alan patlayacak. Şu an o alan patlamış. Yani bayağı da olmuş hatta neredeyse. Ama ne iş yapıyorsanız o alanın bir noktası var. Kesinlikle var. Ve siz onu bilmiyorsunuz. Yani iki tane şey çizin. Bu benim. Bir de olmam gereken ben çizin. Arasında yürüyün o ipte. Sağa düşün, sola düşün. Çıkın yine yürüyün. O yüzden ben herkesin sakın hani böyle hani bazen sizi de izliyorlar, bizi de izliyorlar. Biz hani beni geçin de hani sizi diyelim. Bir kitabınız var. Hani sizin üzerinizden veriyorum hocam samimiyiz diye. Hani böyle bu adam hani bunu yapıyor da ben yapamam gibi bir şey düşünmesin kimse. İnanın en az bizim kadar, yani en az Mustafa Hoca kadar değil mi size hani tenzih? En az sizin kadar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ben hocam? Hepimizin aynı olduğunu düşünüyorum. İnsan
açık bir yetkinliğe sahip olan bir varlık. Yani özel bir fizyolojik engelimiz yoksa ya da zihinsel bir durumla ilgili bir engelimiz falan bir şey yoksa, ki engelli insanlar bile olağanüstü şeyler başarabiliyorlar. İnsanlar birinin yapabildiğini başka biri de temel olarak yapabilir. Hani gerekli şeylere, yeterli motivasyona sahip mi, oraya yöneliyor mu, o önemli. Son dakikalarımız ama hocam, şöyle bir ne tür kitaplar okumamızı tavsiye edersiniz diye bir şey var. Ben burada Karakteri Değiştirmek diye bir kitabı ikimiz de önerdik burada. Onu doğru önereyim. 40 doğru yaşından hocam. Sonra hayatımızı sil baştan nasıl dizayn edebiliriz? Burada Çevik Yaşam Rehberine yönlendirebiliriz. Kesinlikle. Kızgınlığın altında yatan ikinci duygu nedir? Hayal kırıklığı mı, üzülmek mi? Yani bu çok konumuzla doğrudan bağlantılı değil belki. Belki bu tür şeyleri başka bir oturda konuştuğumuzda şey yapabiliriz, cevaplayabiliriz. Instagram bizi atmak üzere hocam. Son olarak böyle özetleme niteliğinde veya son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa 1-2 dakika süremiz var. Ya hiç böyle şey olarak anlasınlar. İçsel yolculukları sevmem. O tip böyle yaşa, sev, yemek ye kitaplarını hiç hoşlanmam. Ama gerçekten yani uzun süredir düşünüyorum da insanın en uzun yolculuğu kendi içine olan yolculuğu. O yüzden bugün başlamak da önemli. Bugün bir bakın ya. Yani ben bu yayından sonra hani işe yarar şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte biraz önce bir eğitim verdim. Siz Yapay Zeka Akademisi falan. Onlar teknik şeyler ama değişim için gerçekten bu yayından sonra olabilir. Bizi hani de tenzih edin, dışarıda da bırakın ama kendinizin bir yetkinlikleri, neyde iyiyim arkadaş ben, neyde kötüyüm, bir oturup yazsın insanlar. Yani bunu yazdığınız zaman zaten o içsel yolculuk başlıyor. İçsel yolculuk zaten içe döndüğünüz zaman dışa da dönüyorsunuz. İçe dönen huzur buluyor değil mi? Öyle geçen de bir paylaşım görmüştüm. Böyle paylaşımlar da var. Benim kitap önerim de daha çok böyle, ben bu aralar çocuk fıkraları diyorum. Ne diyorum? Çocuk masallarını okuyorum. Ama belli bir yaştan sonra çocuk masallarını okuyunca hocam çok değişik şeyler oluyor. Yani diyorsunuz ki ya bu masal başka bir şey. Hani diyor bize. Mesnevi'deki hikayelere bir bakın derim. Hani böyle çok güzel hikayeler var. Böyle 5 dakikada diyorsunuz ki ya bu ne diyor şimdi ya falan diye. Eskiden okuduklarınızı bir daha okumanızı ben tavsiye ediyorum. Onları çünkü geçmişte bir şeyler kendinizde bulduğunuz için kitaplığınızı aldınız ama o kitapları okudum zannetmeyin. Şimdi başka bir insansınız muhtemelen. Oturun o kitapları tekrardan okuyun diye naçizane bir tavsiye de ben de yapmış olayım. Ben de şeyi tekrar vurgulayayım. Hani özellikle değişim, dönüşüm, kendini değiştirmek, dönüştürmek peşinde olanlar için Çevik Yaşam Rehberi videolarını izlemeleri faydalı olabilir. Çok teşekkürler hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Vakte sığamadık yine artık. 40-50 dakikaları çokça geçiyoruz. Evet, gelecek haftaya yine yeni bir konuda tekrar bir araya geleceğiz. Güzel sohbet etmek. Katılımcılara da teşekkürler. Sağ olsunlar. Güzel yorumlar yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, görüşmek üzere. Saygılar.